to .el Ota Pazari, Kartal and Istanbul Nihat Kalmak. Sevgili seyircilerimiz, sevgili takipçilerimiz, sizleri Nihat Çamlıcı kanalından saygı sevgiyle selamlıyoruz arkadaşlar. Sizleri bugün Kartal ikinci el otopazarına götürüyoruz arkadaşlar. Şu anda Kartal ikinci el otopazarındayız arkadaşlar. Hep beraber neler var neler yok fiyat araştırması için tekrar Kartal ikinci el otopazarına geldik arkadaşlar. Hazırsak hep beraber incelemeye geçiyoruz. Evet sevgili takipçilerimiz, gördüğünüz gibi şu an Kartal ikinci el otopazarındayız arkadaşlar. Şöyle kameralarımızı artık yavaş yavaş çevirelim. Gerçekten önceki videomda arkadaşlar ilk videomuzdu. İlk videomuzdaki acemiliğimizi inşallah bu kez düzeltiriz hatalarımızı arkadaşlar. Şimdilik biz ve başlıyoruz arkadaşlar. Hep beraber içeri doğru dalalım. Sevgili takipçilerimiz, biz Kartal'da gezmeye devam ediyoruz. Bir abimizin yanına uğradık abi arkadaşlar. Arabasını tanıtacak bize. Buyur abimiz. İsim nerede sence senin? İsmim Ali. Aracımız hoş bulduk. 2003 model. Daihatsu Terios 4x4 tam otomatik vites. Aracımızda hiç LPG yok. Orijinal 210.000 kilometrede. SX paket, yani çift renk, otomatik cam, çelik jant gibi özellikler var. İçine de bakalım arkadaşlar. Tabii içine de bakabilirsiniz. Anlatmaya devam et abi sen. Aracımızda sonradan geri vites görüş eklenmiş. Şanzımanımız 4x4 veya 4x2 olarak kullanılma imkanına sahip. Bir butonla ayırabiliyorsunuz. Otomatik vites olması bayanlar için gerçekten büyük rahatlık. Araç aynı zamanda yüksek. Çift airbag var. Klima var. ABS'miz var. Ayrıca yedek anahtarımız da mevcut. Lastiklerimiz sıfıra yakın. Muayenemiz yeni yapıldı. Aşağı yukarı 20 gün önce. Bu arada 17 Eylül 2023 itibarıyla aracımız satılık. Sahibinden.com'da ilanı da var. Çekim yapılırken arkasında telefon numarası vardı. Oradan da ulaşabilirsiniz. Benim bildiğim kadarıyla aracın altyapısı Toyota, motor ve şanzıman olarak. Genel olarak böyle arabamız. Yakışır abi, bu arabaya ne istiyorsunuz? 465 bin lira istiyoruz efendim. 465 bin lira istiyorlar arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi numarasını gördüğünüz evet. Gibi şu anda kağıtta. Evet, takas abimiz... imkanımız da var. Daha ucuz küçük araçlarla takas edebiliriz. Uygun fiyatlı küçük motosikletlerle de takas edebiliriz. Nakit olursa da tabii ki indirimimiz, ikramımız da olur. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Siz de sağ olun. İyi çekimler. Sağ olasın. İşte Peugeot 206 2009 model arkadaşlar. 485.075 TL istiyor abimiz. Burada da bir Volkswagen var arkadaşlar. 2009 model çok iyi. 300 bin kilometre 565 TL istiyor arkadaşlar. İşte kırmızı renk arkadaşlar. 557.5 istiyor arkadaşlar. 1.4 dizel 4 parça boyalıymış. İşte sevgili takipçilerimiz, Renault 19 Roadway motor şanzıman sorunsuzmuş. 99.5 istiyor abimiz. Arkadaşlar taksiden çıkmaymış. Dacia. Dacia iyi. 730 bindeymiş.
245 bin istiyor abimiz. Evet sevgili takipçilerimiz, biz gezmeye devam ediyoruz. Opel 1.6 dizel arkadaşlar. 2010 model otomatik, 88 bin kilometreymiş. 685 TL istiyor. Otomatik vites 1.6 değişen bagajmış arkadaşlar. İşte kırmızı renk Renault arkadaşlar. Megane 1.6 16 vites. O ne? 2003 model 1900 kilometreymiş. 430 TL abimiz istiyor. Olmazsa olmaz Tofaş arkadaşlarımız. Bakalım Tofaş'a ne istiyorlar arkadaşlar. Eskiden 5000 TL'ye almayanı dövüyorlardı. Çelik sahibinden 1.6 arkadaşlar. 1998 model 257,5 istiyor abimiz. Peugeot en çok sevdiğim arkadaşlar. Ben Peugeot'a gerçekten aşığım. İşte sevgili dostlar, boyasız Peugeot 308 2011 model, 150 bin kilometre, 630 TL istiyor abimiz. Beyaz Renault arkadaşlar, tam otomatik. Ne? 2013 model 240 kilometre, 550 bin istiyor abimiz. İşte arkadaşlar Opel, Opel Astra 200 GD. Aynen 490 bin TL istiyor abimiz arkadaşlar. Sevgili dostlarımız, biz Kartal ikinci el otopazarında fiyat araştırması için gezmeye devam ediyoruz. Doblo 1.2 benzin LPG'liymiş arkadaşlar. 2004 model otomobil, evet orijinal, 182 bin kilometre, 335 TL istiyor, boyasızmış. Bir de bu arabayı geçmeyelim arkadaşlarımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şahin 1.6 LPG'liymiş. 93 bindeymiş arkadaşlar. 205 bin TL istiyor. Eder mi? Bence etmez arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerimiz, biz gezmeye tekrar devam ediyoruz. İşte Nissan Micro. 2017 model 48 bin kilometreymiş arkadaşlar. 635 bin TL istiyor. Otomatik vites. Arkadaşlar kusurumuza bakmayınız. Bazen araçları bir tek tanımadığımız için yazılarda da biraz sıkıntı çekiyoruz arkadaşlar. İşte Volkswagen 2016 model arkadaşlar. 170 bin kilometre, 890 bin TL istiyor. Otomatik vites. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, biz gezmeye devam. Dacia arkadaşlar, Dacia Duster 1.5 dizelmiş, 4x2'ymiş arkadaşlar. 2012 model, 189 bin kilometre, 595 bin TL istiyor abimiz. İşte arkadaşlar, Citroen ortalan arkadaşlarımız 2015 model 142 bin kilometre, 445 bin lira istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar işte fiyat Doblo 13 iç hacimli arkadaşlar. 2010 model 290 bin kilometre arkadaşlar, 397 TL istiyor. 397 TL istiyor abimiz. Arkadaşlar yeni bir Doblo'muz daha arkadaşlar. 1.3 dizelmiş. 2008 model, 72 bin kilometreymiş arkadaşlar. 355 TL istiyor abimiz. Araba gayet temiz. Size bir de motor satalım ya. İşte sevgili dostlar, yeni bir Kia Rio. Kia Rio'ymuş arkadaşlar. 1.2 dizel 2009 model, 337
1000 kilometre 415.500 TL abimiz istiyor. Satışa sunmuşlar arkadaşlar. Çok güzel oldu. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar arabanın kaputunu cam ile yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten ilginç. Motoru arkadaşlar. 1992 model arkadaşlar. Doğan L.I. 139.500 TL istiyor abimiz. Sevgili takipçilerimiz, biz gezmeye tekrar devam ediyoruz. İşte Hyundai 2012 model. 168.000 km'deymiş arkadaşlar. 680.000 TL istiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gerisi size ait. İşte arkadaşlar, Tempra'nın karşısındayız. Tempra 1994 model, 1.6 motor herhalde arkadaşlar. 226.500 kilometrede 187.000 lira istiyor yakışıklı abimiz. Sen hangisi? Bu mu? Bak, kapıları açık abi, bakalım. Açık bakabiliriz. Arkadaşlar bir de kapılarına bakalım. İşte arkadaşlar abimizin arabanın iç arkadaşlar. Kapı gerçekten güzel kapanıyor arkadaşlar. Arkayı da açalım. Kapılar gerçekten güzel abi. Sevgili takipçilerimiz, gördüğünüz gibi biz gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten pazar büyük arkadaşlar. Biz ilk videomuzda sabah gelmiştik. Bu kadar aşırı derecede bir araba yoğunluğu yoktu. Bugün öğleden sonra geldik. Gerçekten müthiş bir yoğunluk var arkadaşlar. Ama satış pek yok arkadaşlar. Gelip gidiyorlar. Biz de gelip gideceğiz sizler için. Fiyat araştırmasına devam edeceğiz arkadaşlar. İnşallah bu videoyu da beğenirsiniz. Öbür videomuzu gerçekten harika bir video yaptık arkadaşlar. Şu ana kadar videomuz iyi gidiyor. Sevgili takipçilerimiz, ses sorunu yaşadık. Şu anda ses sorunu çözdük arkadaşlar. Telefonumuzun sıkıntıları oldu. Mikrofonlarda sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Tekrar çözdük. Tekrar çekime devam ediyoruz arkadaşlar. Kartal ikinci el otopazarında biz gezmeye devam ediyoruz sizleri için. Evet sevgili takipçilerimiz, sizlere sürprizimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Passat 1.4 2011 model. 360.000 kilometrede arkadaşlar. 710.000 istiyor abimiz. Benim ismimi verirseniz size 700.000'e bırakacak arkadaşlar. Telefon numarası burada üstte arkadaşlar. Kanalımızın da ilk satışı, araç satışı olsun arkadaşlar. Hep beraber içine de bakalım. Aracın içine de girelim arkadaşlar. Var mı soğuk su içen? İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar Volkswagen. Marka. İşte arkadaşlar. İçi bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapısı da gerçekten güzel kapanıyor arkadaşlar. İşte sevgili dostlarımız, abimiz 710.000 TL'ye satışa sunmuş. Bize özel olarak 700.000'e sizlere bırakacak arkadaşlar. Telefon numarasını orada gördünüz. İnşallah ararsınız. Bize 700.000'e bırakır abimiz. Şimdilik biz devam ediyoruz gezmeye arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, pazarda gerçekten yoğunluk var. Müşteri gelmiyor arkadaşlar. Çünkü ortam Türkiye şartları gibi gerçekten veya değişti.
değişkenlik gösterdi. İkinci el araç fiyatları uçuk. Birinci el, ikinci el araçlar gerçekten araçlar kendi değerinden fazla fiyat biçmişler. Bu yüzden gelen müşteriler ancak fiyatlara, etiketlere bakıp gidiyorlar arkadaşlar. Hatta sormuyorlar bile. Gerçekten buna ikinci el oto pazarına biraz el atmaları gerekiyor arkadaşlar. Bizler de bu şekilde gezmeye devam edelim. Hadi hep beraber tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili dostlarımız, Kartal ikinci el oto pazarından Mercedes'e uğradık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mercedes C220 dizel 1995 model 423.000 kilometrede arkadaşlar. 415.000 TL istiyor abimiz. Yanında Volkswagen Polo arkadaşlar. 2018 model 1.6 dizel 172.000 kilometre abimiz 849.000 TL istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar Dacia 2020 model 1.2 arkadaşlar 168.000 kilometrede 570.000 TL istiyor abimiz. İşte sevgili takipçilerimiz Volkswagen 2007 model arkadaşlar çok iyi. 146.500 kilometrede 7.000 istiyor abimiz. Takipçilerimiz Skoda Fabia 2004 model 1.4 16 vites mi abi? 1.6 var şu an. 1.6 varmış arkadaşlar. 1.4 motor. 1.4 tam söyle. 1.4 motor 16 var değil mi? Var. Var. 110.000 kilometrede arkadaşlar. 398.000 istiyor abimiz. Teşekkürler abi. Kolay gelsin. Öğrenmek iyi bir şey arkadaşlar. İşte Nissan Qashqai arkadaşlar. Şaka şaka Nissan Rike 1.6 2011 model. Orijinalmiş arkadaşlar. 145.000 kilometrede benzinli. 675.000 TL istiyor abimiz. Boyasız, değişen parçası yok diyor. Sevgili takipçilerimiz gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Opel Astra 2008 model 3.000 kilometrede arkadaşlar. 445.000 TL istiyor. Hemen yanındaki araca geçelim. Citroen C4 arkadaşlar. 2011 model 154.000 kilometre 710.000 TL istiyor. Hasarsızmış arkadaşlar. Full paket. Yanındaki Kia'ya geçelim arkadaşlar. Rio 1.4 LPG 2013 model 115.000 kilometrede 662.500 lira istiyor abimiz. Telefon numarası gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve bunun karşısına geçelim. Peugeot. Tam otomatikmiş arkadaşlar. 2004 model 220 kilometrede 387.500 TL istiyor bu araca sahibinden arkadaşlar. Yanındaki araca geçelim. Fiat Doblo 1.6 dizel hacmine sahip arkadaşlar. 2016 model 108.000 kilometrede 648.500 lira istiyor abimiz. Evet takipçilerimiz, tekrar biz devam ediyoruz. Peugeot 2011 model 280.700 kilometrede arkadaşlar 400.000 TL istiyor abimiz. Onun yanında Doğan var arkadaşlar. 1998 model iyi. 138.500 TL istiyor abimiz. Bir Doğan daha arkadaşlar. Doğan Selex
1996 model. Güzelmiş. Kilometresini yazmamış arkadaşlar. 140.900 TL istiyor arkadaşlar. Şurada da telefon. Evet. Altta da telefon numarası arkadaşlar. Nihat Çalmaç abi. Nihat Çalmaç. Çalmaç. Nihat. Evet. Instagram mı? Nerede? Nerede paylaşıyor? YouTube. Nihat Çalmaç. Evet sevgili takipçilerimiz, ikinci arabaya geçtiğimiz Peugeot 10 model 370.000 TL istiyor. Telefon numarası yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tekrar yanındaki araca geçtik. Clio arkadaşlar 2018 model 176.000 kilometrede 731.900 TL istiyor abimiz. Hemen yanında arkadaşlar Mercedes. Bir zamanların kralıydı arkadaşlar. Arkadaşlar benden bir yaş büyük. Gördüğünüz gibi benden bir yaş büyük. Ne demek istediğimi anlarsınız. Arkadaşlar 1977 model. 82.000 kilometrede arkadaşlar. 180.900 TL istiyor abimiz. Telefon numarası da gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Sevgili dostlarımız, gördüğünüz gibi bir Renault'un daha yanına geldik. Telefon numarası arkadaşlar gördüğünüz gibi Megane arkadaşlar. 248.000 kilometrede 480.000 TL istiyor abimiz. Arkadaşlar fazla detaya girmeyeceğiz. Çünkü pazarda hareketlilik yok arkadaşlar. 2 saatten beri pazardayız. Hiçbir satışa denk gelmedik. Fiyatlar uçuk. Renault arkadaşlar Megane. 2015 model 1.2 dizel. 130.000 kilometrede 710.000 TL istiyor. Telefon numarası da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tofaş arkadaşlar. Tofaş Şahin. Miş Uhubi arkadaşlar. Miş Uhubi 1999 model. %85 kilometreymiş. 315.000 TL istiyor. Telefon numarası burada arkadaşlar. Eğer hatamız var ise arkadaşlar şimdiden özür diliyoruz sizlerden. Dacia arkadaşlar 2007 model 9500 kilometre arkadaşlar 437.500 TL istiyor. Telefon numarası attı arkadaşlar. Bu şekilde biz gezmeye devam edelim arkadaşlar. Uygun fiyata arayacak arkadaşlarımızı biliyorsunuz. 1995 model arkadaşlar. Renault arkadaşlarımız 270.000 kilometredeymiş. 189.500 TL istiyor. Yavaş yavaş arkadaşlar pazarımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. YouTube kanalımıza çekimimizi devam ediyoruz. Opel DPG'liymiş arkadaşlar. 2010 model 1.6 turbo 180 hacme sahipmiş. 230.000 kilometrede 745.000 TL istiyor abimiz. Telefon numarası attı arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerimiz. Burada iki giriş var arkadaşlar. Bir önden giriş, bir arkadan giriş ve burada kahvaltı yiyecek içeceğinizi buradan temin edebilirsiniz. Yine bir Opel beyaz Opel'e gidelim arkadaşlarımız. Astra 2.6 dizel herhalde. LPG'liymiş. Hem benzinli hem LPG'li arkadaşlar. 2000 model 298.000 kilometrede 365.000 lira istiyor sahibinden arkadaşlarımız. İşte arkadaşlar Palio 1.2
buçuk herhalde arkadaşlar. 2002 model. 100 bin kilometredeymiş. 320 bin lira istiyor abimiz. Evet sevgili takipçilerimiz, bir Opel'in daha yanına geldik. Fazla detaya girmeyelim arkadaşlar. 2001 model, 273 bin kilometrede 330 bin lira istiyor abimiz. Telefon numarası maalesef yazmamış. İşte arkadaşlar biz devam. Sembol 2018 model, 90 bin kilometrede 600 bin TL istiyor arkadaşlar. Telefon numarası attı arkadaşlar. Bundan iyi arkadaşlar. 1.3 1.3 motor mu? Evet. 1.3 motor arkadaşlar. 160 bin 652 kilometrede değil mi? 160 bin abi. 160 bin? 160 bin 652 kilometrede. Evet. 98 model. 98 model arkadaşlar. Tamam, 98 model. Bir direkt direksiyon. Ben iki cam atamadım. Klima yok. Klima yok. Direkt manuel yani değil mi? Manuel. Manuelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu fiyat yazmamışsın sanki abi. 245 TL istiyor abimiz. 245 bin TL istiyor abimiz. Telefon numarası da arkadaşlar altta. Kolay gelsin. Son aracımızı da çekelim. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlarımız. Citroen C4 2023 model arkadaşlar. 6400 kilometrede 1320 bin TL istiyor abimiz. Bu senenin aracı arkadaşlar demek ki. Bir de arka bagaja bakalım arkadaşlar. Bagaj hacmi bu arkadaşlar. Sevgili takipçilerimiz, artık yavaş yavaş Kartal ikinci el otopazarında videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Biz yavaş yavaş geldiğimiz yere geri döneceğiz arkadaşlar. Gerçekten fiyatlar makul değil. Çünkü hala yüksek arkadaşlar ikinci el otopazarında fiyatlar. Bu yüzden hem satıcılar mağdur hem alıcılar mağdur arkadaşlar. Peki satış hiç tek gelmedik. Etiketlere bakıp kaçıyorlar arkadaşlar işin gerçeği. Bu yüzden bir şekilde bu ikinci el otopazarını canlandırmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdilik biz Kartal ikinci el otopazarından sizlere veda ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Nihat haftaya nerede çıkar hiç belli olmaz arkadaşlar. Haftaya nerede çıkarız bilmiyoruz ama şimdilik beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.